Baba kız sizi yan yana görmek ne güzel. Ömrüm boyunca bu kadar şey yaptım. Bu kadar şeye sahip oldum. Ama inciden daha değerli bir şeye sahip olmadım. Kıymetini bilin Davut'cum. Buyurun. Sizin eşiniz, çocuğunuz var mı? Vardı. Kızımın adı İstanbul'du. Görüşmüyor musunuz? Maalesef görüşemiyoruz. 7 Ağustos 1998'de kaybettim. Hem eşimi hem kızımı. Keşke ölüm bir miras olsa, babadan çocuğa kalsa. O zaman hiçbir baba değerli şeylerini kaybetmemiş olurdu. Keşke. Kaybınızı yeni öğrendim. Çok üzüldüm. Başka bir zaman kızımla eşimi size uzun uzun anlatmak isterim. Zevkle dinlerim. İskender ne durumda? Maalesef kızım bir süre daha onunla görüşmek zorunda. Hem o deliği kontrol altında tutabiliyoruz, hem de yönlendiriyoruz. İnci Hanım'ın karşı konulmaz bir kadın olduğu açık. İskender'in de doğuştan şanslı olduğu bir gerçek. Ama bu sıralar şansını fazla zorluyor. Lütfen bana İskender'in artık yolun sonuna geldiğini söyleyin. Sevgili dostum, bu mutluluk anı için biraz daha beklemek zorundasın. Çünkü İskender bana bir süre daha lazım. İskender hiç kimseye, hiçbir şeye lazım değil. O kimsenin işine yaramaz. Sizin de işinize yaramaz. O aslında bir ölü. Onu dirilteceğim. Tanrı'nın gücü de böyle bir şey değil mi? Ölüyü diriltir. Bazılarını küllerinden yeniden yaratır. İskender sizinle yan yana bile gelmez. Ben getiririm. Abi dediğin yeri bulduk. Durumu ne? Biraz tedbirleri var ama girilmeyecek yer değil. Girelim o zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bekleyen hasta var mı? Bir hastamız daha var doktor hanım. Gelsin. Peki. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Tansiyonum. Düşmüyor. Buyurun uzanın şöyle. Ben bir tansiyonunuzu ölçeyim. Ne kadar zamandır? Yıllardır. Bu tansiyon beni öldürecek. İlaç aldınız mı? Aldım. Hemşire hanım doldurduğu forma yazdı. Hı hı.
12'ye 8. Tansiyonunuz gayet normal. Sizi gördüğüm için düzeldi herhalde. Bence bir yemek yersek hiçbir zaman yükselmez. Anlamadım. Ben hastaneye fizik tedavi için sık sık geliyorum. Sizi gördüm, tansiyonu bahane ettim. Teşekkür ederim ama ben böyle bahanelerle yemek yemiyorum. Sizi nasıl ikna edebilirim? Hayatımda biri var. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Isparta'dan Yağız bir delikanlı. Çoban Sülü'den sonra Güllü Erhan'ın köyünden kalkıp İstanbul'da en zirveye çıkan başarı hikayesidir. Bir gün rahmetli Seyfo dayımın yanına İstanbul'a geldim. Henüz o zamanlar Süleyman Çakır hayatta. Memati Baş yeni yeni palazlanmakta. Polat Alemdar ise görevi deşifre edilmemiş, alemde geleceği parlak bir genç olarak anılıyor. Rahmetli Abdül'ün esamesi bile okunmuyor. Arkadaşım kapıyı çal girmeden önce. Burada mafya ve derin devlet tarihini yeniden yazıyoruz. Operasyondan dönünce yazarsın. Hiçbir Nisan şakası kaldıracak halim yok. Polat abi çağırdı. Bugün günlerden ne bilmiyorum. Yürü gidiyoruz. Daha dün geldim, bugün emirli demirli konuşuyorsun. Gelmiyorum. İyi. Duvar. İnsan bir ısrar eder. Motivasyon diye bir şey var. Kaldır şunu. Kimlik doğrulama tamam. Mm-hmm.
Uzun! Buyurun efendim. Bütün sistemim yok oldu. Ben Polat Alemdar. Beni iyi tanıyorsun. Daha yakından tanımak için röntgencilik yapmana gerek yok. Ben sana son nefesin kadar yakın olacağım.